videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Devletten 1150 ve 960 liraya varan kira desteği. Kira yardımı veren devlet kurumları ve kira yardımı başvuru adresi nedir? Destek almak isteyen vatandaşlar işlemlerini pek çok işlemin yapıldığı e-devlet üzerinden yapabiliyorlar. E-Devlet'in hak sahibi ailelere Kira desteği yapılması bölümünden müracaat işlemi yapılabiliyor. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmaktadır. Öte yandan devletin kira yardımları her sene yeniden belirlenirken hak sahiplerine ödenecek olan kira yardımı rakamları da belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödenecek olan kentsel dönüşüm kira yardımları ne kadar? Koronavirüsün dünyaya ve ülkemize hızlı şekilde yayılmasının ardından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yardım etmeye devam ediyor. Devlet salgın sürecinde zorluklardan geçen kiracılara kira yardımı yapmaya başladı. Peki maddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlara sağlanacak olan kira desteği kimlere, hangi şartlarla verilecek? Yardıma muhtaç ve maddi geliri dar olan vatandaşların kira yardımından yararlanabilmesi için bir takım şartları sağlamaları gerekir. Vatandaşlar istenen koşulları sağladıkları takdirde Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı birimine başvuru yapabiliyorlar. Devlet tarafından sağlanan kira yardımları nelerdir? İhtiyacı olan vatandaşlar dışında devlet farklı alanlarda da kira yardımı ödemesi yapmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kira desteği ödemeleri ise bakanlıklar, bakanlıklara bağlı alt birimler veya belediyeler tarafından sağlanmaktadır. İşte vatandaşların başvuru yapabilecekleri kira yardımları. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Kaymakamlık bünyesinde yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kira Yardımları Belediyeler tarafından sağlanan kira yardımları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Kira yardımı almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul gelir şartı. Eğer ailede kişi başına düşen gelir tutarı belli bir rakımanın altındaysa kira yardımı sağlanır. Yüksek ve düzenli geliri olan ailelere kira yardımı ödemesi yapılmaz. Bunun dışında kira yardımı almak için başvuruda bulunan kişinin üzerinde gayrimenkul veya mal varlığı olmaması gerekiyor. Kurumlar sosyal güvencesi ve düzenli aylık geliri olan vatandaşların başvurularını da kabul etmiyorlar. Emekli maaşı, dul ya da yetim aylığı alanların başvuruları da kabul edilmiyor. Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kira yardımı başvurusu ve sorgulama işlemleri e-devlet üzerinden yapılabiliyor. E-devlete kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmanız gerekir. Kira yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? Başvuru formu, nüfus aslı ve fotokopisi, konut veya iş yerinin bağımsız bölümünü gösterir tapu belgesi aslı ve fotokopisi, taşınmaza ait güncel tapu kaydı, adrese dayalı nüfus kayıt örneği aslı, kamu bankalarına ait IBAN numarasını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası. Kentsel dönüşüm kira yardımı aylık 1150 lira. Türkiye'de barınma giderlerinin en yüksek olduğu iller arasında yer alan İstanbul, Ankara ve İstanbul için kira yardımı diğer illere göre daha yüksek ödenmektedir. İstanbul'da kentsel dönüşüm kira yardımı 1150 lira olarak ödenmekte olup yine bir kereye mahsus olmak üzere kiracılara 2300 lira ve sınırlı ayni hak sahiplerine de 5750 lira ödemeye yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm kira yardımı kaç aydır? Kentsel dönüşümde Kira yardımı süresi sınırlaması 18 ay olarak uygulanmaktadır. Kentsel dönüşüm kira yardımı başvurusu ne zaman ve nereye yapılır? Riskli yapı olarak ilan edilen ve yıkılma kararı uygulanan riskli yapılarda oturan kişiler tahliye tarihi itibariyle 1 yıl, riskli yapının yıkıldığı tarihi takip eden 3 ay içerisinde yaşadıkları ilçe ve illerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müdürlüklerine ya da belediyelere başvuru yapabilmektedirler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız.